Başkent Washington'da Kongre binası önünde Gazze'de hemen şimdi ateşkes sloganıyla bir protesto düzenlendi. Aslında tam olarak bir protesto da denemez çünkü şu an üzerinde bulunduğumuz çim alanın üzerine seccadeler, örtüler serildi. Önce cuma namazı kılındı burada. Cuma namazından önce bir imam cuma hutbesi verdi. Masum sivillerin öldüğünü, Gazze'de hemen ateşkes yapılması çağrısında bulundu. Hayatını kaybedenler için dua edildi. Ardından şu anda konuşmalar devam ediyor. Amerika Kongresi önündeyiz tekrar dediğim gibi. Çeşitli organizasyonlardan bir araya gelinerek bu protesto gösterisi düzenlendi. Sadece Amerikalı, Filistin asıllı Amerikalılardan oluşmuyor buradaki grup. Hem Müslüman Amerikalılar hem de onlara destek veren Barış için Yahudilerin Sesi gibi örgütlerin de desteğini gördük. Temsilcileriyle konuştuk kısa süre önce. Ateşkesin tüm sivillerin hayatının kurtulması için hemen gerekli olduğu mesajını verdiler bize. Ve aralarında milletvekilleri de vardı. Filistin asıllı bir tek Filistin asıllı milletvekili diyebileceğimiz Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib konuştu. Arapça kanım Filistinlidir dedi. Ateşkes çağrısını yineledi. Washington'un şu dakikaya kadar iki haftadır devam eden olaylarda gözlerini kapattığını savundu orada yaşananlara. Dediğim gibi kalabalık hala protestosuna devam ediyor. Öğle saatlerindeyiz şu anda ve buranın da nasıl bir yer olduğunu göstereyim size. Dediğim gibi bu çim alan üzerinde namaz kılındı kısa süre önce. Cuma namazından sonra da dualar edildi. Hala da namaz kılan bir grup arkada görüyoruz. Başkent Washington'da Kongre binasıyla ulusal anıt arasındaki o uzun çim alan, burası her zaman en büyük protesto gösterilerinin yapıldığı ya da Washington'da başkanlar yemin töreni yaptığında da kalabalığın doldurduğu bir alan olarak anlatabiliriz burayı. İlk protesto gösterisi bu değildi Gazze'de ateşkese ilişkin. Kongre'nin içinde Yahudiler, Barış için Yahudilerin Sesi grubu bir protesto gösterisi yapmıştı. Hatta oturma eylemi yapmışlardı. 300 kişi de gözaltına alınmıştı. Kongre binasının içinde protesto yapmak yasak olduğu için bugün de ateşkes çağrısıyla çoğunluğu Müslüman Amerikalılardan oluşan grup protesto ediyor.